Merhaba dostlarım. Bu videomda sizlere Muaviye kimdir, nasıl bir aileden gelmiştir, annesi babası kimdir, çocukları kimlerdir, nasıl mübarek bir soydan gelmiştir bunu anlatmaya çalışacağım. Muaviye'nin babası Ebu Sufyan'dır. Ebu Sufyan 565 yılında Mekke'de doğmuştur. Babası Kureyş'in ileri gelenlerinden Harb bin Umeyye'dir. Ebu Sufyan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiğinden Mekke'nin fethedildiği güne kadar Peygamberimizin karşısındaki en büyük düşmandır. Hayatı Peygamberimizle mücadeleyle geçmiştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldikten sonra kendisine açıkça cephe almıştır. Peygamberimizin karşısındaki en büyük düşmandır. Müslümanların hepsine yapılan bütün zulümlerin başındaki insandır. Peygamberimize yapılan suikastten tutun, Bilal-i Habeş'in karnına kaya koydurarak kendisine işkence ettiren, Ammar'ın babası ve annesi Sümeyye'yi katlettiren, Müslümanlar hicret ettikten sonra evlerini yakıp yıkan, Bedir ve Uhud savaşlarının komutanı olarak Ebu Leheb'in sağ kolu olarak bu savaşlara katıldı ve birçok Müslümanı da katletti. Kendisi Umeyye oğullarından olduğundan dolayı Hazreti Osman'ın da akrabasıdır. Bir de işine gelelim. Hint bin Utbe, bu kimdir, nasıl bir insandır, bir de buna bakalım. Hint bin Utbe, Peygamberimize ve Müslümanlara karşı olan cephenin en ileri gelenlerindendir. Babası ve kardeşi Velid de Peygamberimize karşı en büyük düşmanlardan birileridir. Bedir Savaşı'nda Hazreti Ali'nin Velid'i öldürmesiyle, Hazreti Hamza'nın da babasını öldürmesiyle büyük bir düşmanlık beslemiştir. Kendisi o kadar kindar bir insandır ki, ahdetmiştir, yemin etmiştir, Hazreti Hamza'nın kalbini söktürüp çiğneyeceğine dair ve Vahşi'yi tutar. Uhud Savaşı'nda Vahşi Hazreti Hamza'yı mızrakla katleder. Bunun ardından Hint gider, Hazreti Hamza'nın kalbini oyar, deşer ve kalbini dişler, gerçekten yer. Bu kadar iğrenç, bu kadar vahşi bir insandır kendisi. Şimdi bir de Muaviye'ye gelelim. Muaviye kimdir? Muaviye, bütün bu anlattıklarımı yapan ailenin, yani Ebu Sufyan ve Hind'in oğludur. Kendisi hayatı boyunca Hazreti Ali ile mücadele etmiştir. Hazreti Ali hilafeti aldığında Hazreti Ali'ye biat etmemiştir. Kendisi o sırada Şam valisidir. Kendisi aynı zamanda Emevi Devleti'nin de kurucusudur. Kendisi Hazreti Ali ile savaşıp Mısır'ı ele geçirmiştir. 661 yılında Hazreti Ali'nin suikastle öldürülmesinden sonra Hazreti Hasan'ı da zehirleterek halifeliğini ilan etmiştir. Kendisi Umeyye oğullarından olduğundan dolayı aynı zamanda Hazreti Osman'ın akrabasıdır. Hazreti Osman'a sen direniş göster, ben gelip seni destekleyeceğim diye vaat edip gelmemiştir. Hazreti Osman da katledilmiştir. Bunun ardından halife olan Hazreti Ali'ye baş kaldırarak sen kovuşturma yapmadın, Hazreti Osman'ın hesabını sormadın diye Hazreti Ali'ye karşı cephe almaya başlar. Hazreti Ali ile aralarında büyük bir çekişme başlar bundan sonra. Zaten ta baştan Hazreti Ali'ye biat etmemiştir. Hazreti Ali, Talha Zübeyir ve Hazreti Ayşe ile yaptığı Cemel Savaşı'nı kazandıktan sonra 657 yılında Mısır'a doğru yöneldi. Burada Muaviye'nin güçleriyle çarpıştılar. Savaşı tam kazanıyorlardı ki Muaviye hilekarlığını gösterdi. Hazreti Ali'nin taraftarlarını kışkırtmak için oklarının, mızrakların üzerlerine Kur'an ayetlerini asarak oradaki dindar insanların dini duygularını sömürerek bir kısmını yanına çekmeyi başardı ve Hazreti Ali'nin hilafetine gölge düşürmeyi de başarmış oldu böylece. Bunun ardından Hazreti Ali'nin suikastle katledilmesinden sonra müminler Hazreti Hasan'a biat ettiler. Muaviye kendisine bir mektup göndererek hilafet davasından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Hazreti Hasan tabii ki bunu kabul etmedi. Muaviye Hazreti Hasan'a kendisinin de savaşta öleceğini ve birçok Müslümanın öleceğini, bundan vazgeçmesi gerektiğini söyler. Hazreti Hasan vazgeçmez ve 40 bin kişilik ordusuyla Muaviye de 60 bin kişilik ordusuyla karşılaşırlar. Burada bir çatışma yaşanır, Hazreti Hasan da yaralanır. Hazreti Hasan Muaviye taraftarlarına bir konuşma yapar. Bu konuşmadan bir sonuç çıkmaz. Fakat Hazreti Hasan'ın komutanlarından Ubeydullah para ve altın karşılığında Muaviye'nin tarafına geçer. İki ordu arasında birkaç sonuç getirmeyen çarpışma yaşandı. Hazreti Hasan'ın komutanlarından Kays bin Sa'd 40 bin kişilik ordusuyla
Muaviye'nin komutanını yendi. Muaviye savaşı kazanamayacağını, kazansa bile birçok adamını kaybedeceğini bildiği için Hazreti Hasan'a bir heyet gönderir. Hazreti Hasan da bu arada yaralıdır. Ordusu da dağılmıştır. Bir başı bozukluk yaşanıyordur ordusunda. Hazreti Hasan'la aralarında anlaşma sağlanır. 661 yılında Meşkin'de hilafeti devrettiğini açıklar Hazreti Hasan. Yalnız Kur'an'a ve sünnete aykırı davranmaması gerektiğini, kendisi sağsa Muaviye öldükten sonra hilafetin kendisine geçmesini, eğer sağ değilse Hazreti Hüseyin'e geçmesi şartıyla hilafeti devretti ve anlaşma sağladılar. Tabii ki Muaviye anlaşmaya bağlı kalacak değildi. Kendisi müthiş bir siyasi zekaya sahip olan ve büyük de bir komutan olan bir insandır. Kazanmak için her yolu mübah gören bir insandır. Her türlü hileyi yapabilen bir insandır. Kendisi Afrika'dan Hindistan'a kadar birçok yeri fethetmiştir. İspanya'ya kadar Güney İspanya'nın da bir kısmını fethetmiştir. Hatta Endülüs oradadır bilirsiniz birçoğunuz. Hilafeti sırasında çatlak ses çıkaran gruplara çok sert müdahaleleri olmuştur. Emevi devletini gerçekten büyük bir devlet haline getirmeyi başarmıştır. Hilafeti sırasında Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e cuma hutbelerinde lanet okutturduğu söylenir. Bu konuda tarihçiler ikiye ayrılır. Kimisi yaptırdığını söyler, kimisi de Hazreti Ali taraftarlarının bunu uydurduğunu söyler. Ben yaptırdığına inananlardanım. Şundan dolayı böyle bir insanın bu işi yaptırabileceğine ben inanıyorum. Ölümünden bir yıl önce Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyir'in itirazlarına rağmen Hazreti Hasan'la yaptığı anlaşmayı bozmuş, oğlu Yezid'i halifeliğe geçirmiştir. Kendisi 680 yılında ölmüştür. Şimdi gelelim bu mübarek ailenin son halkasına. Ebu Sufyan'ın torunu, Muaviye'nin oğlu Yezid. Kendisi 646 yılında doğmuştur. 683 yılında ölmüştür. Emevilerin ikinci halifesidir. Yezid babasından devraldığı halifeliği aynı zamanda saltanata dönüştürmüştü. Fakat itirazlar gecikmedi. Hazreti Hüseyin onun halifeliğini tanımadığını ve kendisine biat etmediğini ilan eder. Hazreti Hüseyin'e bu arada Küfe valisi de biat etmiştir. Hazreti Hüseyin Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkar, ardından da desteğini umduğu Kufe'ye doğru yola çıkmıştır. 2 Ekim 680'de Kerbela'da Emevi birlikleri tarafından durduruldu Hazreti Hüseyin. 10 Ekim 680'de yanındaki 72 kişiyle beraber Hazreti Hüseyin katledilmiştir radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin'in katledilmesinden sonra Hazreti Ebu Bekir'in torunu Abdullah bin Zübeyir Yezid'e karşı isyan bayrağını açmış. Müslim bin Ukbe'nin komutasındaki Suriyelilerden oluşan ordusunu Medine'nin kuzeybatısındaki El Harre'ye gönderdi. Burada Abdullah bin Zübeyir'in komutasındaki orduyla çok kanlı bir savaş oldu. Medineliler geri çekilmek zorunda kaldı ve Medine'yi yağmaladılar. Bu arada Abdullah bin Zübeyir geri çekilmek zorunda kaldı Mekke tarafına doğru. Bu arada Müslim bin Ukbe de öldü. Yerine başka bir komutan geçti. Mekke'ye doğru ordusunu yöneltti. Bunun sonrasında Suriyelilerden oluşan bu ordu Mekke'ye yöneldi ve Mekke'yi kuşatma altına aldılar. Mekke'ye mancınıklarla taşlar yağdırdılar. Kabe'ye zarar verdiler. Hatta Kabe'nin örtüsünü bile yaktılar. Bunlar o kadar azgın insanlardı. Yezid'in ordusu buydu. Kendisi hastaydı ve ölüm haberi geldi. Ve Yezid denen azgın herif de öldü. Şimdi kuşaktan kuşağa şöyle bir bakalım şu aileye. Bir de Peygamberimizin ailesine bakalım. Peygamberimiz, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin. Bunun karşısında Ebu Sufyan peygamberimizi öldürmeyi başaramadı. Sonrasında Muaviye, Hazreti Ali'nin suikastinde kesinlikle parmağı olduğundan eminim. Ben öyle inanıyorum. Onun sonrasında Hazreti Hasan zehirlendi. Onda da onun parmağı olduğundan eminim. Bu benim kendi kanaatim. Bunun sonrasında en azgınları geldi, sonunda peygamberin kanını akıtmayı başardı. Hazreti Hüseyin'i ve 72 kişiyi birlikte katletmeyi başardı. Kabe'ye saldırdı. Kabe'nin örtüsünü yaktı. İşte Muaviye ve ailesi bu kadar mübarek bir soydur. Şimdi sizlere soruyorum. Muaviye'ye Hazreti demek doğru mudur, değil midir? Muaviye'ye Hazreti diyen yavşaklara da sesleniyorum. Bari oldu olacak, Yezid'e de Hazreti deyin, tamam olsun.
Tabii burada kastettiğim bu tarihi bilgileri bilip de Hazreti diyen insanlardır. Yoksa saf kalbiyle inanmış sıradan insanlardan bahsetmiyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın dostlarım.